duruşu farz mıdır, vacip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandırmışlar? İlahi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet'e Soralım programı vesilesiyle dini hayatımızda aklımıza takılan bir takım soruları muhterem hocalarımıza soracağız ve cevaplarını alacağız. Allah nasip ederse bugün ilminden istifade edeceğimiz, sorularımızı sorup cevaplarını alacağımız değerli hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Tahir Tural Hocam. Sizler de hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşlamak ve Diyanet Televizyonu'na ulaşmak. Sorularını mail üzerinden göndermek isteyen izleyicilerimiz de olabilir. Onlar için e-posta adresimizi de bir kez daha hatırlatmış olalım. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden hem yayın esnasında hem de yayın dışında diledikleri zaman diliminde siz değerli izleyicilerimiz mail olarak da sorularını bizlerle paylaşabilir. Ve sosyal medya üzerinden Facebook ve Instagram kullanarak sorularını göndermek isteyenler için Diyanete Soralım sayfalarını takip etmeleri halinde yorum yazarak veyahut mesaj atarak da sorularını bizlere ulaştırabilecekleri hatırlatmasını yapmış olalım. Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyoruz. Kıymetli hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Dua isteyelim kendisinden. Akabinde ilk telefonumuz için Zonguldak'a gideceğiz inşallah. Tahir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rabbim razı olsun. Nasılsınız hocam? Ömrüne bereket kardeşim. Allah razı olsun hocam. Amin. İyi ki varsınız. İyi ki hocamsınız. Rabbimiz eksikliğinizi göstermesin. Amin. Müsaadenizle bir Zonguldak'a gidelim efendim. Berkıs Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Berkıs Hanım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Teşekkür çok ederiz. Çok istifade ediyoruz. Sağlığınıza duacıyız. Saygılar sunuyorum. Saygı hürmet. Namaz kılarken bazen Kur'an'dan süreler okuyoruz. Mesela İnşirah Suresi. Kadir Suresi gibi. Onların da sırası oluyor mu? Onu öğrenmek istiyorum efendim. Peki soralım. Bize de dua edin inşallah Belkıs Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Teşekkür efendim. Ederiz. Allah razı olsun. Zonguldak'a selam ediyoruz. Evet zaman zaman cevaplandırdığımız bir soru hocam. Kur'an'da mevcut bulunan ayet-i kerimeleri veya vatandaşımızın daha çok başvurduğu kısa sureleri okurken namazda bir öncelik sonralık sırası var mıdır? Dikkat etmeli miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim'in gerek surelerinin gerekse ayetlerinin tertibi tevkifidir. Yani Kur'an sureleri ve ayetleri inerken Cebrail aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamberimize surelerin dizilişini, ayetlerin dizilişini, hangi sure nerede başlayacak, nerede bitecek, hangi ayet, gelen ayet, hangi surenin kaçıncı ayeti olacak ve neresine konacak, bütün bunları tek tek söylerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de vahiy katiplerine bunu bildirir. Ona göre Kur'an ne yapılırdı? Yazılır ve tertip edilirdi. Dolayısıyla Kur'an'ın tertibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dahi dahli olmadan Cenab-ı Hak tarafından vahiy ile yaptırılmıştır. Bu nedenle de Kur'an'daki tertibe uygun olarak okumak nedir? Uygun olandır. Kur'an'daki tertibe göre okunmalıdır. Yani Fatiha'yı okuyacaksınız, akabinde Bakara'yı okuyacaksınız ama öğretim amaçlı, eğitim amaçlı veya ezber amaçlı diyelim ki veya size bir cüz veriliyor. O zaman da o cüzü ne yaparsınız? İstediğiniz yerde okursunuz. Bu ayrı bir konu. Veya çocuklara eğitim verdiriyorsunuz. Mesela önce diyelim ki Nas suresini kul e'udhu bi rabbin nasi ezberletiyorsunuz. Çocuklar onu iyice ezberledikten sonra geçiyorsunuz. Felak'ı ezberletiyorsunuz.
Bu şekilde olabilir. Çünkü bunlar okuma değil de bir süreyi bitirdikten sonra bir başka surenin ezberlenmesi, görevi, eğitim bu. Ama şöyle tersinden okumaya gitsek, yani Fatiha'dan değil de hatim yaparken Nas'ı okusak, arkasından Felak, arkasından İhlas, arkasından sonra Tebbet vesaire, o zaman bu tersini okumadır. Bu caiz değildir. Onun için İbni Mes'ud Hazretlerine radıyallahu anh sormuşlar, filanca adam Kur'an'ı tersinden okuyor. Yani alttaki sureden başlıyor, yukarı doğru gidiyor. İbni Mes'ud demiş ki, ذَاكَ مَنْ كُوسُ الْقَلْبِ. Bu kalbi ters çevrilmiş bir adamdır, yani münafık bir adamdır. Niye? Kur'an'ın tertibinde bir icaz var, aciz var. Bütün insanlara meydan okuma var. Hadi gelin böyle bir Kur'an, böyle bir sure, böyle bir ayet ne yapın? Siz de gücünüz yetiyorsa yapın, meydana getirin. Siz ters çevirdiğinizde icazı ne yaparsınız? Bu meydan okumayı bozabilirsiniz. Onun için de İbni Mesud Hazretleri ona ağır bir eleştiride bulunmuş. ذَاكَ مَنْ كُسُ الْقَلْبِ. Bu kalbi eğik, büyük, bükük adamdır. Yani münafık bir adamdır demeye getirmişti. Onun için Kur'an tertibe uygun okunmalıdır. Farz namazlarda ise yukarıdan aşağı doğru. Mesela özellikle siz hani kısa sureleri, ki halkımız bunlara zaten kısa sureler ne diyor? Namaz suresi evet. diyor. Ve çok insan da burada yanılıyor. Yani sanki namaz da bunların dışında okunmazmış gibi bu sefer soru soruyor işte. Âmener Rasûl, Huvallâhu'l-lezî diyor. Okusak olur mu? Ayet-el Kürsi okusak olur mu? Halbuki Kur'an ne? Fatiha'dan Elhamdülillâhi Rabbil Âleminden başlayıp minel cinneti ve nâsile biten bir bütündür. Dolayısıyla hangi ayetini, hangi suresini okursanız okuyun namazda zamm-ı sure olarak caizdir ve geçerlidir. Bu nedenle kısa surelerden okuyacaksa farz namazlarda, diyelim Elem Tera'yı okuyacak, arkasından Fil suresini, Li İlafi Kureyş suresini okuyacak, arkasından işte Maun, Araitellezi, böyle okumaya devam edecek. Eğer atlayacaksa da ikişer ikişer atlayacak. Bu sünnettir ama nafile namaz kılarken bu tertibe uyması uygun olmakla beraber, eftal olmakla beraber, tertibe riayet etmeden okusa mekruh olur mu? Hayır, mekruh da olmaz. Mekruhluk farz namazlarda tertibe uymadan yapılırsa mekruh olur. Aksi takdirde nafile namazlarda mekruh olmaz. Eyvallah. Allah kabul etsin diyelim. Amin ya. İbrahim Bey İstanbul'dan telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Cuma namazına İmam Efendi hutbeye çıktığında bazı gençlerimiz ellerinde cep telefonuyla telefondan oynuyorlar. Ben İmam Gazali Hazretleri'nde okudum ki Cuma hutbesi okunurken kaşınsan dahi ona dikkat et. Birisine konuşma desen dahi senin Cuma'n telef oldu manasında. Bazı yorumlar yapıyor. Hocamdan ricam bunları bu gençlere bir öğüt manasında mı, tavsiye manasında mı, yani yanlışlarını bilmeleri manasında mı? Ben kendim yaşlıyım. Bazı gençlere de söyleyemiyorum. Ben de konuşmuş olacağım diye. Ellerinde cep telefonuyla beyde oynuyorlar. Orayı çekiyorlar, burayı çekiyorlar. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Sağ güzel olun. Bir vazifeniz var. İşiniz rast gelsin yavrularım. Amin. Teşekkür ederiz. Allah. Cenab-ı Allah ömrünüzü bereketlendirsin. İstanbul'a selam ediyoruz. Tabii hutbe dinleme adabı nasıl olmalı? Hutbe nasıl şimdi dinlenilir? Bunu sorsak hocam. Minber malum imamın hutbe okuduğu yerin ismidir. Hı hı. İmam minbere çıktığı vakitte ne nafile namaz kılınır ne de efendim konuşulur. Orada bir yazıyor. Edep yazılı. Diğer bir hadiste ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Hureyre Hazretleri bize rivayet ediyor. Diyor ki قَالَ رَسُولَّ sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قُلْتَ لَصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ اَنْصِدْ وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ اِذَا قُلْتَ لَصَاحِبِكَ اَنْصِدْ يَوْمَ الْجُمَعَةِ Cuma günü arkadaşına sus dersen ne zaman? وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ İmam hutbe okurken. İmam hutbe okurken sen arkadaşına sus dersen فَقَدْ لَغَوْتَ lağv yapmış olursun, yani boş, faydasız, sevabını götüren bir iş yapmış olursun diyor. Bu nedenle ulema-i kiramın tamamı bu iki hadis ve başka hadislerden dolayı hutbe okunurken cemaatin hutbeyi dinlemesinin vacip olduğunu, başka bir şeyle meşgul olmamaları gerektiğini,
Aksine hatibe yönelip hatip efendinin hutbesini sanki namaz kılıyormuşçasına dinlemelerin uygun olduğunu bütün fıkıh kitaplarımızda anlatılır. Bu nedenle gençlerimizin olsun veya bazı insanların olsun, biz de camilerde görüyoruz, telefonla oynamaları veya efendime söyleyeyim işte başka işlerle meşgul olmaları doğru bir iş değil. Cuma namazının hutbenin sevabını ne yapar? Alır götürür. Evet, kıldıkları namaz geçerlidir. Cuma'nın farzını eda etmiş olurlar ama bir insan bir ticareti niçin yapar? Kar elde etmek için. Elbette. Biz farzları niye yapıyoruz? Sadece görev düşsün diye değil. Allah'ın emrini yerine getirmiş olalım. Artı kamil manada, sünnete uygun manada yaptığımızdan dolayı bundan bol ecir alalım diye yapıyoruz. Sevap alalım diye yapıyoruz. O halde Cuma'ya gelen bir kardeşimizin hutbe esnasında telefonla veya efendim işte mesaj okuyorlar, bazıları açıp bir şeyler okuyorlar hutbe dinlemek yerine. Hutbeyi basite alıyorlar. Bunların hepsi sevaplarını götürür, faziletlerini götürür. Bundan uzak durmalar lazım. Onun için diyor ki alimlerimiz, hutbe okunurken biri selam verse selam alınmaz diyor. Biri bir şey yapsa, diyelim yanlış bir şey yaptı, emri bil maruf yapılmaz diyor. Nehy anil münker, yani iyiliği emret, kötülüğü yasakla. Bu hutbe esnasında yapılmaz. Ya sükut edersin, hutbeden sonra, namazdan sonra uyarırsın. O kadar namazdan önemli. Sonra. Bu kadar önemlidir. Onun için bu iş yanlıştır. Gençlerin buna dikkat etmesi ve uyarılmaları gerekir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şadi Bey selamlarını iletmişler efendim sizlere. İkindi namazının sünnetinde, yatsı namazının ilk sünnetinde ikinci rekatta tahiyyata oturmanın hükmü nedir demiş. Oturmak farz mıdır, vacip midir? Hocamız bunu bizim için izah eder mi? İkindi namazının ilk sünneti, yatsı namazının ilk sünneti gayri müekket sünnettir. Dolayısıyla gayri müekket sünnet olduğundan dolayı iki rekat da kılınabilir, hı hı, dört rekat da kılınabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam her ikisini de yapmıştır. Bazen iki kılmıştır, bazen dört kılmıştır, bazen de terk etmiştir. Gayri müekket sünnettir. Ama öğle namazının ilk dört rekatlık sünnetiyle cuma namazının ilk dört rekatlık sünneti müekket sünnettir. Müekket sünnettir. Aradaki fark ne oluyor? Müekket, gayri müekket. Müekket, gayri müekket. Aradaki fark ne? Müekket sünnetler bir bütün kabul edilir. Bir bütün kabul edilir. Dolayısıyla mesela cuma günü geldi bir insan, namaza durdu, hatipte hutbeye başladı. İki rekatta selam verdi. Namazdan sonra, cuma namazından sonra kaç kaza edecektir? Kaza demeyeyim de kaç rekat olarak kılacaktır? Dört rekat olarak eda edecektir. Niye? Çünkü müekket sünnet olduğu için bu. Cuma'nın ilk sünneti veya öğlenin ilk sünneti. Diyelim ki geldiniz, camiye girdiniz, kamet getirildi. Kılmadınız. Farzdan sonra kılacaksınız. Kaç olarak kılarsınız? Dört. Dört olarak kılarsınız. Bir bütündür. Bütün olduğundan dolayı da bu tek selamla kılındığı için birinci teşehhütte salli barik okunmaz. Ayağa kalktığında Subhaneke duası okunmaz. Doğrudan Bismillahirrahmanirrahim der ve Fatiha'dan başlarsınız. Ama gayri müekked sünnette bu ikindi dahil buna, yatsı dahil, diyelim ki dört rekat olarak duha kılıyorsanız bu da dahil. Çünkü iki rekatta bir kılabilirsiniz, dört rekatta bir selamla da kılabilirsiniz duhayı. Demek ki öğlen ve cumanın sünneti dışında dört rekat kılan, bir selamla dört rekat kılınan nafilelerde o zaman birinci rekat, birinci teşehhüt veya birinci oturuş diyelim, daha net anlaşılsın. Evet. Farzdır. Birinci oturuş nedir? Farzdır, vacip değildir, farzdır. Der ki alimlerimiz, kullu şef'in salatun ala hide fin nevafil. Kullu şef'in fin nevafil salatun ala hide. Her nafilelerde her iki rekat müstakil bir namaz kabul edilir. Hangi nafileler? Gayri müekket nafileler. Gayri müekket, yani öğle ile cumanın dışındaki nafileler dört kılınacak ise her iki rekatı müstakil namaz. Müstakil namaz olunca ne olur? O zaman son oturuş olur o. Evet, biz onu bir selamda dört kılsak bile İlk o zaman onun son oturuş hükmündedir. Dolayısıyla nasıl ki bütün namazlarda son oturuş farz ise, gayri müekked sünnetlerde de ilk oturuş nedir? Farzdır. Bu nedenle de burada ikindi
yatsı veya dört kılıyorsak duha, ne yaparız? Evvabini dört kılıyorsak evvabin tahiyyatı okuduktan sonra, yani tahiyyatü lillahi okuduktan sonra salli barik okuruz. Allahu ekber deyip ayağa kalktığımızda da Sübhaneke duasını okuruz. Teravihlerde de böyle yapıyor. Teravihte de böyledir bu. Teravihte de bu böyledir. Bu farzdır. Ama şöyle olsa, mesela diyelim ki ikindi namazının sünnetini dört kılacak ya, hı hı. Hanefi mezhebine uygun olarak, yani iki de kılabilir Hanefilerde, bunu söyledik zaten, ama dört kılacak diyelim, genel adet bu. Birinci teşehhüdü unutsa, ayağa kalksa. Ayağa kalksa secdeye gitmediği müddetçe geri oturacak. Niye? Farzdı ya. Doğru, terk etmiş. Geri oturacak. Çünkü farzı ikmal için geri ne yapacak? Oturacak, sonra kalkacak. Dördü tamamladıktan sonra seyif secdesi yapacak. Ama secde yapmışsa üçüncü rekatın, o zaman ne yapacak? Yine seyif secdesi yapacak ama kaç rekat kıldı? İki rekat kılmış oldu. Eyvallah. İki rekat. Niye bozulmadı namaz? İmam Muhammed diyor bozulur. Niye? Farzdı ya. Farz olduğundan dolayı namazı bozulur diyor İmam Muhammed rahimahullah. İmam Ebu Yusuf'la İmam Ebu Hanife rahimahumullah diyor ki, hayır diyor, buradaki iptida, İlk iftah tekbiri aldı ya, bu iftah tekbirini aldığından dolayı istihsanen üçüncü rekata kalkmakla farzlık buradan çıkar, son teşehhüde gider, namazı bozulmaz ama rekat sayısı ikiye düşmüş olur diyor. Eyvallah. Allah kendilerinden razı olsun. Amin hocam. Teşekkür ederiz bu detaylı cevabınız için. Bir telefonumuz daha var sevgili dostlar. Ankara'dan Elif Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hocama sormuş olacaktı. Buyurun. Allah'ın hakkı üçtür. Sözünün doğruluğunu soracaktım. Gerçekten Allah'ın hakkı üç müdür? Peki. Soralım. Evet. Bakalım hocam ne diyecek. Hayırlı akşamlar. Özellikle ben kendi çocukluğumda bu şeyi çok duyardım hocam. Bu, aslı esası var mı? Şimdi şöyle derler eskiler. Batılın intişarı hakkın intişarından çok fazladır ve çok da yaygındır. Yani batıl fikirlerin, yanlış fikirlerin yayılması topluma, toplumda yerleşmesi doğru fikirlerin, doğru efendim hükümlerin yerleşmesinden daha hızlı ve daha oluyor. Çok istikrarlı oluyor. Allah'ın hakkı üçtür. Bu söz uydurma. Tamamıyla efendim yanlış ve batıl bir sözdür. Niye? Mesela şimdi bakın, Allah'ın hakkı üçtür dediğimizde farz edin ki yemek yiyoruz değil mi? Sabah yemek yiyoruz. Allah'ın hakkı nedir? Şükretmektir. Elhamdülillah dedik. Öğle yemeğini yedik, elhamdülillah dedik. Akşam yemeğini yedik, elhamdülillah. O zaman şükür hakkı bitti. Bundan sonraki hiç yemeklerde daha dua etmeyelim, elhamdülillah demeyelim. Olmaz. Allah'ın hakkı üç. O zaman günde üç vakit namaz kıldık mı hakkını ifa ettik. Daha ondan sonra dördüncü, beşinci namazı kılmayalım. Böyle al götür. Bunlar batıl şeyler, yanlış şeyler. Bunlara, hurafelere halkımız itibar etmesin. Boş, lüzumsuz sözler. Kim söylemişse Allah onu da ıslah eylesin. Eyvallah. Ben bu Allah'ın hakkı üçtür sözünü duyduğumda, yani küçükken çok duyuyorduk Allah var. Şimdi, biz de duyuyorduk. Şimdilerde mesela şuna yoruyorum. Acaba Allah tektir, teki sever, hani üç de küçük bir rakam ya, böyle buna bir atıfta bulunmak için falan mı yapılmış diye hüsnü niyet besledik ama yok, dini bir dayanağı da yok. Hiçbir dayanağı kesinlikle yok ve bu edilmemeli. Allah'ın hakkı üçtür dediğinizde onlarca farzı ya iptal etmiş olursunuz. Onlarca farzı iptal etmiş olursunuz. Böyle farzları, ibadetleri iptal eden bir söz şeytanın bir sözüdür. Bundan uzak durmak lazım. Eyvallah. Fahri Bey selamlarını iletmiş efendim size. Diyor ki ben güvenlik görevlisiyim kıymetli hocam. Tek başıma nöbet tutuyorum. Nöbet yerimi terk edemiyorum. Namazlarımı koltukta oturarak kılabilir miyim? Bana cevap verir misiniz demiş. Şimdi bu kardeşime şunu sormak istiyorum. Acaba iş sahibi, çok özür dileyerek söyleyeyim, insanlık ihtiyacı geldiğinde, tuvalet ihtiyacı geldiği vakitte bulunduğu yere mi tuvaletini yapmasını söylüyor? Muhtemelen değildir. Hayır, asla böyle bir şeyi ne akıl kabul eder, ne vicdan kabul eder, ne de bunu insanın kendisi kabul eder. Böyle bir görev verildiği vakitte o görevi ne yapar? Anında istifasını yazar ve gider. İnsanlık ihtiyacına izin veriliyor da dört rekatlık bir farzın eda edilmesine niye izin verilmiyor? Eğer izin vermiyorsa dört rekatlık farzın kılınmasına, o kardeşimiz oradan çıksın, bir iş arasın,
efendim yeni iş bulduğu vakitte de gitsin orada çalışsın. Oturarak kılamaz çünkü hiçbir mazereti nedir? Yoktur. Yok. Hiçbir mazereti yoktur. Namazın oturarak kılmasını gerektiren hiçbir mazereti yoktur. Ne hastalık vardır, ne düşman vardır, ne de başka bir şey vardır. O halde oturarak namaz kılmak böyle caiz değildir. İş yeriyle konuşacak ve namaz için, 4 rekatlık namaz için yastıda zaten sıkıntı yok. Yastığı istediği yerde kılabilir çünkü mesai saatleri bellidir. Veya yani, yastıda da diyelim ki 7 rekat farzını kılar, 3'te vitir kılar. Böylece namazlarını ayakta eda eder, bu caiz değildir. Eyvallah. Yani bulunduğu yere bir seccade sererek, namazlık sererek bunu yapabilir. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Malatya'dan Ebu Zer Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, iyi. Siz de iyisiniz inşallah. Hocam ben 2 sorum olacak. Buyurun. Birinci sorum, namaz kılmayan, yani Müslüman böyle ama namaz kılmıyor, zekat verilebilir mi? Soralım. İkinci sorum, cuma namazı kılarken bizim Malatya'da çoğu kişiler 4 rekat arkasında kılıp cami terk eder. 10 rekat kılması mı iyi, 4 rekat kılması daha iyi? Peki. Soralım Ebu Zer Bey. Teşekkür ederiz. Battal Gazi Otağı Malatya'da selam olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyorum sizlere. Namaz kılmıyor. Pek bir takım dini hassasiyetleri yok ama öbür taraftan da hakikaten zor durumda. Fakir, fukara bir insana zekat verebilir miyiz? İman nedir? İman, Allah'ın varlığına, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hak peygamber olduğuna ve Peygamberimizin Allah Teala'dan bize tebliğ ettiği ahkamın tamamına iman etmek. Kalb ile tasdik etmek bunları, dil ile de ikrar etmek. Yani kelime-i şehadeti açıktan söylemek. Allah'a iman, Peygamber'e ve Peygamber Efendimiz'e iman ve Peygamberimizin bize bildirmiş olduğu bütün esaslara, dini esaslara, dini hükümlere dilimizle ikrar ederek, kelime-i şehadet getirerek, kalbimizde de tasdik ederek inanmaya biz ne diyoruz? İman diyoruz. Bu kişiye ne diyoruz? Mümin diyoruz. Peki, iman ettikten sonra bir kişi, bütün iman esaslarına iman etti. Onları güzel, doğru ve hak olarak bildi ve inandıktan sonra gereğini yerine getirmese, namaz kılmasa, oruç tutmasa, zekat vermese ama bütün bunları da nefsine uyduğundan, şeytana uyduğundan dolayı yapmıyor. Namaz farz mı dediğinizde evet farz. Oruç farz mı? Evet farz diyor. Ama ben işte Allah beni affetsin, nefsime uyuyorum, şeytana uyuyorum, yapamıyorum diyor. O zaman bu insanın adı nedir? İmanıyla mümindir, günahlarıyla da fasıktır. Yani Allah'a itaat etmekten dışarı çıkmış. Evet. Ama mümin bir insandır. Kişi mümin olduğu müddetçe, imanlı olduğu müddetçe, fakir ise, muhtaç ise zekat ne yapılır? Ona verilir. Fitreler ona verilir. Aynı zamanda da kardeşimize gider yardımcı oluruz. Kardeşimize gider ne yaparız? Yardımcı oluruz. Nasıl yardımcı olur? Onunla arkadaşlık kurup onun Kur'an ve sünnetin çizgisine bir hayat yaşamasına yardımcı oluruz. Kötülükleri terk etmesini, emirleri yerine getirmesini, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini yerine getirmesine yardımcı oluruz. Ama kardeşimiz bir suç işledi, bir günah işledi veya bir yanlış ona yaptı da terk diye edemeyiz. Onu terk etmeyiz. Bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde günah işleyen yok muydu? Vardı. Vardı ama oran azdı. Onun için mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Allah kendinden razı olsun bir sahabe-i kiram içki içti, getirildi, ceza aldı. Sonra bir daha getirildi, ceza aldı. Sonra bir daha getirildi, oradan bir sahabe kalktı, Allah sana lanet etsin. Utanmıyor musun? Bu kaçıncı peygamberin huzuruna getirilişin deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şiddetli bir şekilde dur dedi. Kardeşinizin aleyhine olarak şeytana yardımcı olmayın dedi. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam, kardeşinizin aleyhine olarak şeytan aleyhillâne yardımcı olmayın, o Allah ve Resulünü seviyor. Ama insan cahiliyede alışmış çünkü, terk kolay değil. Bizim günümüzde de insanlarımıza milli eğitim nereden başlar? Değil mi? Daha çocuk 4 yaşındayken başlar. 4 yaşındayken anne babası ona örnek olmadıysa, 3 yaşıyla 6 yaşındaki çocuklar eğitimini, terbiyesini sözden ziyade görerek alırlar.
anne babayı örnek alır. Anne baba namaz kılmayan birisi. Geldi ilkokulda, ilkokulda örnek olacak bir insan bulamadı kendisi. Lise vesaire, dolayısıyla da hayatında ibadetlere örnek alacak, Müslüman gibi yaşamayı örnek alacak bir adam bulamadı ve bu yanlışlara düştü. Biz de onu o fakru zaruret içerisinde bırakır, bir de toplum dışına itersek, o zaman şeytanın eline teslim etmiş oluruz. Allah korusun. Onun için kardeşlerimizi itmeyelim ve şunu diyelim ki Allah Celle ve Ala Hazretlerinin elindedir kalpler, iki parmağı arasındadır kalpler. İnşallah onun kalbini de ona itaata, Resulun Aleyhisselatü Vesselam'a itaata ve sünnetini yerine getirmeye çevirsin ve değiştirsin hali. İnşallah. Dua edelim inşallah. İnşallah hocam. Biz de amin deriz. Yaygın bir kanaat, cuma namazının kaç rekat olduğunu bilmemek galiba. Cuma namazının farzını kıldıktan sonra cemaatimiz hemen dışarı çıkmaya yöneliyor birçoğu. Birçok camide de böyle. Cuma namazı kaç rekattır? Farzdan sonra hemen çıkmak uygun mudur? Bunu detaylı olarak bir programda anlatmıştık sanıyorum ama kısaca yine söyleyeyim. Cuma namazı 10 rekattır. 4'ü ilk sünnettir. 2'si farzıdır. Son 4'ü de nedir? Son sünnetidir. Dolayısıyla 8 rekat sünnet, 2 rekat da farzıyla cuma 10 rekattır. Bir kişi bu 10 rekatı kıldığında Cenab-ı Hakk'ın cuma kılını emrini yerine getirmiş olur. Ancak cuma namazı bir içtihadi olay var. O da şu. Cuma namazı bir şehirde bir yerde mi kılınmalı? Yoksa birden fazla yerde kılınırsa geçerli, sahih olur mu? Alimlerin bir kısmı cuma namazı sadece bir yerde kılınır derken, mesela biz Hanefiler cuma namazı ihtiyaç oranında bir şehirde birden fazla yerde kılınması caizdir ve bütün cumalar sahihtir ve geçerlidir diyoruz. Fakat sonuçta bir içtihat var ortada. Nedir o? Bir yerde kılınacak. Peki o bir yer ilk namaza başlayan yerdir. İlk Allahu Ekber deyip iftah tekbirini alan yerdir. Diğerlerinin cuması ne olur? Nafileye döner diyor. Bir içtihat. O zaman ne yapacak? Cuma sahih olmazsa en son kılınmayan öğle namazı kılalım. En son kılınmayan öğle namazı. Bak. Öğle namazını kaza edelim demiyor. Bak zuhru ehir, ez-zuhrul ehir, son öğle. Vaktine yetişildiği halde kılınmayan son öğle namazını kılalım. Böylece ne olur? Cumamız sahih olmamış ise o gün üzerimize düşen öğle namazını da ne yapmış oluruz? Kılmış oluruz diyor. Bu fetvadan dolayı geçmişte Osmanlı döneminde, daha önceki dönemlerde zuhru ehir dediğimiz bu namaz ihtiyat olarak kılınırdı. İhtiyat olarak ne yapılırdı? Kılın. İçtihat olduğundan dolayı da biz bütün alimlerimize sonsuz saygımız var. İmam Ebu Hanife'sine, İmam Şafii'sine, İmam Ahmed bin Hanbel'ine, İmam Malik'ine ve diğer alimlerimize Allah hepsine rahmet etsin. Allah şefaatlerine bize nail. Biz saygı Amin. Duyarız. Dolayısıyla da Hanefi mezhebinde birden fazla camide sahih olmasına rağmen, geçerli olmasına rağmen bir adam zuhru ehir kılarsa biz ona kılma demeyiz. Kılmayanlara da siz niye kılmıyorsun demeyiz çünkü cumayı kılmıştır, eda etmiştir. Bu nedenle benim kardeşim hoş görsün, cuma namazını bitirdi yani son 4 rekat sünneti bitirdikten sonra zuhru ahir kılmadan gidenlere saygılı olalım. Hocam. Kılanlar da niye kılmıyor diyenlere kılmıyor demeyelim, saygılı olalım. Çünkü ikisi de nedir? İçtihattir. İçtihadi meselelerde her taraf birbirine hoşgörüyle bakmalı. Asla asık suratta veya kem gözle bakmamalıdır. Eyvallah. Ben araya girmek istemedim ama soru bu değildi hocam. Soru şuydu. Cuma namazının ilk sünnetini kıldık. 4 rekat, 2 rekat da İmam Efendi ile birlikte kıldık. Selamdan sonra çıktık. Bu durumda cuma namazı eksik olur mu? Yani cumanın son sünnetini kılmayanlar için. Özür dilerim ben öyle anladım. Ama bu da ihtiyaç olan bir soruydu. Ben o yüzden çok girmek istemedim. Şimdi bakın. Cuma'nın ilk sünneti de son sünneti de sünnet-i müekkettir. Sünnet-i müekketleri ne yapmalıyız? Meşru bir mazeretimiz yoksa kılmaya gayret etmeliyiz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin müekket sünnetlerini meşru mazeret olmadan insanlar terk etmemeliyiz. Ama terk etse bir seferine iki seferine diyelim işi olduğundan değil de öyle nefsine uyduğundan terk etse cuma sahih midir? Evet sahihtir. Niye? Çünkü farz eda edilmiştir. O zaman sünneti terk ettiğinden sevaptan mahrum kalır. Azalır. Sevaptan mahrum kalır. Ama meşru bir mazeret var. Diyelim ki sefere çıkacak, otobüse gidecek, uçağa kalkacak. Bu insan ne yapabilir?
hemen Cuma'nın farzını kıldıktan sonra yetişmek için gidebilir. Burada da sünneti terk etmiş olmaz. Niye? Meşru bir mazereti var çünkü. Seferilik var ortada. Hı hı. Ya da diyelim ki farzı kıldık ve gittik. Benim evimde kılmadığımı veya iş yerimde arkaya çekip kılmadığımı kim nereden bilebilir? O nedenle Müslümanlar devamlı surette hüsnü zanlı olmalıdırlar. Bir insan farzı kılıp ayrılıyor. Ya bu insan sünnetleri kılmıyor dememeliyiz. Niye? Çünkü mümin durup dururken Resulullah'ın sünnetini sebepsiz ve meşru mazeret olmadan terk etmez. Evinde kılıyordur. Vakit geniş. Diyelim ki Cuma'da o anda kılmadı, gitti iş yerine. Yarım saat sonra, bir saat sonra kıldı. Olur mu? Olur. Vakit hala Cuma vaktidir. Vakit hala öğle vakti olur. Ama arada fasıla verdiği için sevabı az olur. Eyvah. Bu adamın kıldığı namaz ne olur? Sahur. Belki ikinci bir ihtimalde abdesti daralmıştır. Çıktı gitti. Yani burada hüsnü zan sahibi olmamız gerektiğini aslında evet, söylüyoruz. Evet. Bize yakışan, Müslüman'a yakışan. Gider abdestini alır veya gider evinde kılar. O nedenle hüsnü zan etmeliyiz ve bunlar sünnet kılmıyor diye bir ithamda bulunmamalıyız. Peki. Cuma günü ezan okunduğunda Allah'ı zikretmeye koşun diyor ayeti kerime. Fakat birçok esnaf kapatmıyor. Burada alışveriş yasağı Cuma namazı farz olan kimseler için midir? Bu hususu hocam açıklar mı? Elbette ki. اِذَا نُودِيَ لَصَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine koşun. وَذَرُوا الْبَيْعِ Alışverişi terk edin. Bu nida, bu çağrı kim içindir? Cuma kendilerine farz olan Müslüman, akıl, baliğ ve mukim olan insanlar içindir. Müslüman, akıl baliğ ve mukim olan Müslümanlar için bu çağrıya uymak nedir? Farzdır. Hangi vakit? Birinci çağrıda. Birinci çağrı ile birlikte yani birinci ezanla birlikte Müslüman erkekler alışverişi bırakacaklar, dükkanlarını bırakacaklar, gelecekler, Cuma namazını eda edecek. Ama düşünün ki bir tacir düşünün, bir ticaret mahallemizi, dükkanımızı düşünün. Orada hanımlar çalışıyor veya eşi çalışıyor. Cuma vaktine diyelim ki 10 dakika kala ezana geliyor, eşi orada duruyor. Kapatması uygun olmayan bir yerse veya birkaç hanımefendi orada duruyor. Erkeklere de izin veriyor. Haydi birlikte Cuma'ya gidelim diyor. Ve o hanımefendiler orada Cuma namazı kılmayanlara alıp satıyorlar. Bu hanımefendilere Cuma farz olmadığı için alış ve satışlarda bir mekruhluk var mı? Ama erkekler haramlık var mı? Yok. Ama biz erkeklere sen Cuma'yı niye kılmıyorsun deme imkanımız yok ki. Neden dolayı? Çünkü ülkemizde gayrimüslimler var, seferi olanlar var, hasta olanlar var, çocuk olanlar var, kadın olanlar var. Biz bilmiyoruz ki kim nedir. Yine hüsnü zan devreye giriyor aslında. Onun için kendilerine farz olan insanların birinci çağrıyla yani birinci ezanla birlikte Cuma namazına koşmaları farzdır. Cuma'yı eda etmelidirler. Ama kendilerine Cuma farz olmayan hanımefendiler, eskiden köleler vardı mesela, köleler, bunların koşmaları gerekmez. Dolayısıyla bunlar alışveriş yaptıklarında da mekruh da haram da olmaz. Peki iş yerinde hep erkekler çalışıyor. Cuma namazına da münavebeli gidiyorlar. Yani bir hafta birisi. Bu doğru mu? Hayır, bu kesinlikle ve kesinlikle. Müslümanlar bakın, Müslümanlar Allah'ın emrine harfiyen uymaya gayret etmelidirler. Efendim işte burayı kapatırsak bereketimiz gider. Burayı kapatırsak işte müşterimiz kaybolur. Hayır. Bu kesinlikle şeytani bir düşüncedir. Siz Allah'ın emrine bağlı kaldığınız müddetçe Allah size bereket kapılarını sonuna kadar açar ve bereketlerini o günde hiç tahmin etmeyeceğiniz öyle kazançları ama aynı gün vermeyebilir. Niye? Çünkü imtihan dünyasıdır. Cumartesi günü ise öyle bir kazançlar açabilir ki siz şaşırır kalırsınız. O nedenle bir Müslüman iş yerinde, iş yerinin sahibi ise oradaki Müslüman erkeklere gayrimüslim de çalıştırabilir çünkü. Oradaki Müslüman erkeklere haydın birlikte Cuma'ya gidiyoruz demelidir. İş yerini ona göre düzenlemeli ve ona göre de Cuma'nın kılınmasını hem kendisi hem de işçiler için imkan tanımalı. Zaten bu aynı zamanda anayasal bir haktır. İşçinin değil mi ibadet hürriyeti ve ibadet etme hakkı vardır. Eyvah. Böyle yapmaması hem kanunlara aykırıdır hem de dinimize aykırıdır. Peki hocam, teşekkür ederiz. İstanbul'dan Huriye Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Huriye Hanım. Huriye Hanım. Alo. Efendim. Hoş geldiniz Huriye Hanım. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi.
Benim bir sorum var hocam. Beni ufak çocukluğuma ilk oruca koyduğu zaman ben Ramazan'ı bozdum. Acaba onun bir mebali, orucu, şeyi, fidyesi, bir şeysi var mıydı? Onu öğrenmek istedim. Yani bu çocukluk yaşınızda peki akıl bali olmuştunuz artık değil mi Hurya Hanım? Ya akıl bari herhalde olmamıştım. Bilmiyorum şimdi aklıma geliyor da hani şimdi halime olsam ben o orucu bozar mıyım? O zaman, peki tahminen hocam da soruyor. Kaç yaşındaydınız Hurya Hanım? 11-12 yaşlarına vardım. Eyvallah. Soralım bakalım hocam ne diyecek. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Dua bekleriz sizden. İstanbul'a selam ediyoruz. Ev halkına da selam olsun. Evet hocam ne dersiniz? Şimdi bir hanımefendi veya bir delikanlı çocuğumuz diyelim, kızımız ve çocuğumuz. Eğer oruçlarını buluğa ermezden önce bozmuşlar ise, dolayısıyla henüz mükellef olmadıklarından, dini emirlerle sorumlu olmadıklarından dolayı kendilerine kaza gerekmez. Ama sorumlu olmamalarına rağmen, mümeyyiz olduktan sonra tuttukları oruçları geçerlidir ve bundan dolayı sevap alırlar ve amel defterlerine bu oruçların, bu namazların, bu ibadetlerin değil mi sevabı yazılır. Ama henüz mükellef olmadığından dolayı o bozduğu oruçları kaza etmesine gerek yok veya bozmuş olduğu namazlarını nafile bir olsa kaza etmesine gerek yoktur. Ama buluğa ermişse ki o zaman büyük ihtimalle memleketimizde, çünkü 11-12 yaş kız çocuklarında ve erkek çocuklarında buluğa erme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir orandır. Yaş sınırıdır. Bunların bozmuş oldukları oruçları kaza etmeleri, bozmuş oldukları namazları kaza etmeleri gerekir. Burada annemizin ihtiyatla hareket edip bu oruçları kaza etmesini tavsiye ederim. Ama gerçekten hastadır, oruç tutamıyor ise, o vakitte de kesinlik olmadığından dolayı da illa bu oruçların fidyesini ver diye hüküm vermem. Çünkü kesinlik olmadığı müddetçe fidyeyle hüküm vermek uygun değildir. Eyvallah. O zaman teyzemiz kendisi zannı galibine göre zannı galip oluşturacak. Peki. Maddi imkanları varsa da hasta olduğundan dolayı tutamayacaksa, kaza edemeyecekse o zaman bunların fidyesini vermesi uygun olur. Peki. Serdar Bey selamlarını iletmişler efendim. Diyor ki bir cenaze namazından sonra Hoca Efendi helallik istedi. Ben de o an hakkımı helal ettim ama ölen kişinin hayatta yaptıklarını düşündükten sonra gerek bana gerekse yakın ve uzak çevremize yaptığı hatalar aklımıza gelince hakkımı helal etmekten vazgeçtim. Acaba bu dünyada Hoca Efendi'nin haklarınızı helal ediyor musunuz sözüne karşılık olarak yapmış olduğum bu helallik geçerli mi oldu? Şimdiki fikrim mi geçerli? Hangisi doğru benim için? Hocama sorar mısınız demiş. Bir kişi birinden helallik istediğinde veya birinin müvekkili adına birinden helallik istediği vakitte şahıs hakkını helal ederse bu hakta mali haklar değilse o zaman helallik gerçekleşmiştir. Helallik nedir? Gerçekleşmiştir. Bundan bir daha dönüş yoktur. Daha ben hakkımı helal etmiyorum demenizin bir anlamı yoktur. Ama hak mali bir haksa, mali bir hakta, siz de bunu bilmeden, farkına varmadan, size haber verilmediğinden dolayı helal etmişseniz, farkına vardığınızda veya birisi size ya sen hakkını helal ettin ama bak senin de şu kadar alacağın olduğunu ben duydum veya senin şu kadar bir meblağ veya şu değerde bir malın olduğunu, İşte onu çaldığını veya işte onu gasp ettiğini veya bir şekilde elde ettiğini söylemiş, duymuş. O zaman ben helal etmem dediği anda bu helallik ne olmaz? Geçerli olmaz. Onun için mesela bazen yaparlar Anadolu'da bir hanım kızımızı diyelim ki birine vermek istiyorlar. Kız da gitmek istemiyor. Sütümü haram ederim diyor. Bu baskıyı yaparlar mesela Anadolu'da. Sütünü haram ettin. Sütü çocuk emerken neydi o süt? Helaldi. Sen isteyerek verdin o sütü. Severek verdin ve görevindi zaten. Sonradan haram edemezsin. Sonradan geriye dönüp de tekrar onu ne yapamazsın? Haram edemezsin. Nasıl ki anne sütünü geriye dönük olarak haram edemezse veya siz birine misafir gidiyorsunuz veya size bir hediye getiriyor, onu alıyorsunuz, yiyorsunuz. Akabinde aranız bozuluyor, diyor ki onu haram ettim.
geriye dönük olarak haram edemez. Bu da helal ettikten sonra mali olmayan haklarını bir daha geri dönüp de ben hakkımdan vazgeçtim diyemez. Bu bitmiştir. Şimdi mali, kimseyi zorlayan hocam, bir şey yok. Mali haklarda da mesela hani bana borcu olduğunu falan biliyordum. Ama helal ettim. Daha sonra da vazgeçtim, haram ediyorum. Yok. Aynısı. Hayır. Sen bir insanı ibra ettikten sonra, yani zimmeti, borcu zimmetinden düşürdükten sonra tekrar dönüp onu borçlu kabul edip ondan borç isteyemezsiniz. Eyvallah. Cenab-ı Allah borçlu kullarına acilen edalar nasip etsin. Hayırlı rızıklar versin. Amin. Nevşehir'den Ali Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ali Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocama iki sorum olacaktı ama. Buyurun. Birincisi, çok yakınımın birine varmaktan büyük bir yeminim vardı ama sonunda da varmak zorunda kaldım. Ben ne yapabilirim? Yani artık onun yanına gitmeyeceğim falan dediniz ama gitmek evet. durumunda kaldınız. Evet. Tamam. İkinci sorum, ikametgahım Ankara'da ama şu anda ben Nevşehir, Ürüyüp, Ayvalık köyünde yaşıyorum. Maşallah. Burada da evim var, Ankara'da da evim var. Peki yolculuk yaptığım esnada buraya geldiğimde ve Ankara'ya vardığımda namazı nasıl kılma imkanım vardır benim? Hem Nevşehir'de hem de Ankara'daki evler sizin şahsınıza kendime ait. Kendime ait. Doğru, tamam. Soralım bunu inşallah. Bakalım Ali teşekkür Bey. Ediyorum. Biz teşekkür ederiz Nevşehir'e, Ürgüp'e, Ayvalık köyüne selam olsun. Allah'a emanet olun. Çok yakın bir dostum için, akrabam için bir daha onun evine varmam dedi. Anadolu tabiriyle gitmem, kapısını çalmam diye yemin ettim ama bu yemini de bozmak durumunda kaldım. Nasıl bir cezası var, kefareti var? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki men halefe ala yeminin fera'a gayraha khayran minha felyetiha ve lükeffir an yemini. Kişi bir şeye yemin eder. Sonra da yemin ettiği husustan diğerinin yani hayırlı olduğunu görürse o zaman hayırlı olanı yapsın ve yemeğinin de kefaretini versin. Şimdi kardeşimiz bir akrabasına küsmüş. Ben ona ziyarete gitmeyeceğim, onunla konuşmayacağım demiş. Ne oldu? Sıla-i Rahim farz. Allah'ın adını anarak Allah'ın farzını ne yapmış oldu? İşlemekten uzak durdu. Allah'ı farzları, onun farzlarını, onun emirlerini yerine getirmekte kalkan edemeyiz biz. Kalkan edemeyiz. Dolayısıyla bu yemini bozmamız nedir? Vaciptir. Ve tebrik ederim. Çok iyi. Yeminini bozmuş, gitmiş. İyi bir iş yaptı. Tabii ki vacip olan bir işi ne yapmış? Görev olan bir işi yapmış ve onunla konuşmuş. Hem hadisi de yerine getirmiş. Dolayısıyla onunla konuşması daha hayırlı ve daha gerekli olduğundan dolayı onu bozmuş. O zaman bozduğunda hadis ne diyordu Peygamberimiz? Kefaretini versin. Kefareti nedir bu kardeşimizin? Yemin kefareti. 10 fakire sabah ve akşam doyuracak şekilde yemek vermesidir. Bu zor. Bu zor. Çünkü sabah verdiğin 10 fakir akşam yemeğinde de hepsi aynı olarak bulunması gerekir. Bunun yerine 10 fakire birer fitre miktarı para versin. Zaten Dirişte Yüksek Kurulumuz bu sene fitre miktarını açıkladı. 27 TL olarak 28 açıkladı. 28 estağfurullah. Evet, 28 TL olarak açıkladı. Dolayısıyla 10 çarpı 28 280 TL'yi 10 fakire verir. Ayrı sakın fakire. Bir fakire vermeyecek kardeşim. 10 fakire ayrı ayrı verecek. Bir fakire 280'i vermiş olsa 280'i verdiği anda o bir fidye, bir kefaret olur. Dolayısıyla 10 fakire her birisine 28 lira ya da düz olarak 30 lira diyelim. 10 tane fakire 300 lirayı verdiğinde kefaret yerine gelmiş olur. Eğer verecek gücü gerçekten yoksa, imkanı yoksa o zaman erteler, imkan bulduğuna baktı ki ihtiyarlıyor, yaşı geliyor, verme imkanı yok. O zaman da onun yerine 3 gün peş peşe oruç tutar. Hocam burayı ben çok önemsiyorum çünkü yanlış yapıyoruz. Ya bir yemin bozduk, kefaret olarak 10 fakiri doyurma imkanımız varken diyoruz ki ne olacak canım 3 gün oruç tutarız. Tercihli olarak 3 gün oruç tutmayı tercih edebilir mi insanlar? Hayır, Hanefi ve Maliki mezhebinde muhayyerlik yok. Tertibe uyacak, köle azat edecek. Dikkat ederseniz köle azatını söylemiyoruz çünkü niye?
Müslümanların da uluslararası katıldığı anlaşmalarda köleliği kaldırmışlardır ve Müslümanlar bu sözlerine, bu şartlarına riayet ederler. Dolayısıyla böyle bir imkan ortada kalmadığı için köleden hiç bahsetmiyoruz. Köle azat edecek. Buna imkan yoksa o zaman 10 fakire doyuracak veya 10 fakire birer fitre miktarı bir meblağ para verecek. Buna da gücü yetmezse o zaman 3. basamak olan oraca. Bu tertibe riayet edecek. Yoksa ben bu 3 şıktan birisini seçeyim. Dolayısıyla bu şıklardan birini yaptığımda kefaret yerine getirmiş olurum derse yanlış olur. Kefaret olmaz. Bu ne olur? Oruç, nafile oruç tutmuş olur. Eyvallah. Hocam buradan bir soru daha çıkartsam. Buyurun. Müsaadenizle. Estağfurullah. Evet, yeminimizi bozduk, kefaret vereceğiz. 10 fakiri giydirme ya da yedirme imkanımız yok. Oruç tutma sıhhatini de artık elimizden kaybetmişiz. Paramız da yoktu, oruç da tutamıyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda, oruç burada dikkat edin bakın nedir? Bedeldir, asıl değildir burada. Oruç burada nedir? Bedel. Neyin bedeli? Yemek yedirmenin bedeli. Eğer yemek yediremezsen oruç tut diyor. Burada oruç bedel, asıl değil. Dolayısıyla bedel olduğundan dolayı burada fidyeye gidilmez. Zaten burada fidye ne yapılmaz? Gidilmez. O zaman beklenir. Beklenir. Ne zamana kadar? Oruç tutmam. Ha baktı ki oruç tamamıyla tutmaktan aciz. Oruç tutmaktan tamamıyla aciz. O zaman da vasiyet eder ve vasiyetinden ödenir. Çünkü niye? Gayrı oruç ihtimali kalkmıştır. Eyvallah. Bedel olan oruçlarda fidye değil ya vasiyet geçerlidir. Peki. Teşekkür ederiz. Dilek Hanım bizi İstanbul'dan aramış efendim. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Benim ilk sorum şöyle olacak. Buyurun. Ramazan'da hamilelikten dolayı tutamadığım orucu daha sonra kaza etmem şart mı? Bununla ilgili çeşitli görüşler okudum ben. Fidye verilmesi yeterli diyen hocalarımız da var. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Peki. İkinci sorum da şu şekilde. Şimdi babamızdan bize, kardeşimle bana kalan bir arsa var. Bu ama şu an beklemede olan bir arsa. Buna şimdi zekatını vermemiz gerekir mi? Bizim amacımız ileride buraya ya ev yaptırmak ya da satıp bir ev almak. Şu an bir evimiz olmadığı için. Tamam. Sorun bu şekilde. Peki, soralım Dilek Hanım. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul'a selam ederiz. Ama Ali Bey'in ikinci sorusunu sormayı unuttum hocam. Önce onu sorayım. Dedi ki hem Nevşehir'de hem de Ankara'da kendime ait birer tane evim var. Bu seferilik durumları nasıl değerlendirilir? Hocamıza bir sorar şimdi mısınız? Bir kişinin iki tane vatanı aslisi olması mümkündür. Veya bir kişinin iki farklı yerde diyelim evi olması mümkündür. Dolayısıyla iki farklı yerde evi kendisine has olduğundan dolayı kardeşimizin her ikisinde de şehre giriş noktasından itibaren ne olur? Mukim olur. Dolayısıyla Nevşehir ile Ankara'nın arası sefer mesafesi dediğimiz 90 kilometrenin üstünde olduğundan da bu arada Nevşehir ile Ankara arasındaki yolculuğunda farz namazları eda ederken seferi olarak eda eder. Ama ister Nevşehir'in hudutlarına diyelim ki Ankara'dan bilsinler giderken Nevşehir'in ilk evlerine, isterse Nevşehir'den Ankara'ya gelirken ne taraftan geliyor diyelim ki Mamak tarafından, Mamak tarafına gelir gelmez daha evine ulaşmadan Ankara içerisinde mukim olur. Ankara ve Nevşehir'de bulundukları sürece ister bir gün olsun ister 20 gün olsun mukim olarak kılar ama arada yolculukta sadece bu yolculuk esnasında seferi kılar. Eyvallah hocam. Bu soruyu sormam için içeriden de sevgili yönetmenimizin bir ricası oldu. Baba evine gittiğimiz zaman seferi mi oluruz yoksa mukim mi hocam? Orası da hani bizim evimizde, eskiden bizim evimizdi ya. Bir kişi buluğa erdikten sonra müstakil birey haline gelir. Babasının onun üzerindeki velayeti biter. Velayeti biter. Dolayısıyla farz edelim kendimizden, sizden misal veriyorum. Geçenki programda ve kendimden misal vermiştim. Buyurun siz, hocam. Şimdi Erzurumlusunuz. Hamdolsun. Elhamdülillah. Erzurumlusunuz. Babanız da Erzurum'da oturuyor. Ama siz Erzurum'da yerleşmeyi terk etmişsiniz. Karar diyorsunuz ki ben Ankara'da yerleşeceğim, Ankara'da kalacağım.
Siz Ankara'da kalacağım dediğiniz anda vatanı aslinizi belirlediniz mi? Asıl vatanınızı belirlediniz. Neresi? Ankara'dır. Dolayısıyla babanız da buluğa erdiğinizden dolayı aranızdaki velayet, velilik bağı ne yaptı? Kesildi. O zaman babanızı ziyarete gittiğinizde siz müstakil bir bireysiniz. Onun sizin babanız olması bir şeyi ifade sonucu etmez. Sonucu değiştirmiyor. Dolayısıyla babanızın yanında eğer 15 günden daha az kalacaksanız ne olur? Misafir olursunuz, seferi olursunuz estağfurullah, seferi olursunuz. Babanız sizin yanınıza geldiğinde, babanız da sizinle alakanız babalık evlatlık ilişkisidir. Bu ayrı bir şeydir. Seferilik ayrı bir şeydir. Dolayısıyla babanız sizin yanınızda 15 günden az kalacak ise seferi, o zaman seferidir. Namazlar ne yapar? Seferi kılar. Ancak camiye gidip mukim olan imama uyarsa o zaman mukim imamla beraber 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4 ne yapar? Kılar. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Dilek Hanım'ın sorularına geliyorum. Vaktimiz de biraz daraldı. Diyor ki Ramazan ayı içerisinde hamile olan bir kimse malumunuz olduğu üzere oruç tutmuyor. Daha sonra bunların kaza edilmesi mi gerekir yoksa fidyesini vererek bu sorumluluğu üzerimizden atmış olur muyuz? Hayır. Hamile olan bir hanımefendi veya çocuğunu emziren bir hanımefendi eğer oruç tutmak kendisine ve çocuğuna zarar verecekse veya oruç tutmakta zorlanıyorsa oruç tutmamasına Allah Teala ruhsat vermiştir. Allah Teala ruhsat vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhsat vermiştir. Ulema bu hasta ve seferi olan kişiye kıyasla bunun Cenab-ı Hakk'ın kendine tanıdığı bir ruhsat olarak bize ne yapmıştır? İfade etmişlerdir. Onun için diyorum Allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhsat vermiş. Çünkü içtihat yapılarak elde edilen bir hüküm olduğu halde bu nedir? İslam'ın bir hükmüdür, Allah'ın bir hükmüdür. Dolayısıyla hamile olan bir hanımefendi veya çocuk emziren bir hanımefendi aynen seferi kişi gibi, hasta kişi gibi oruç tutmayabilir. Ama tutmak isterse de herhangi bir sakınca nedir? Yoktur. Tutmadığı vakitte o zaman uygun günlerde ister peş peşe olarak isterse aralıklarla ne yapar? Bu oruçlarını kaza eder. Kaza etmesinde de bütün ulema-i kiram ittifak etmişlerdir. Yok, kazaya gerek yok, bunların fidyesini verir diyen İslam alimi hiç yoktur. İslam alimi hiç yoktur. Böyle diyen kimse kardeşimiz sanıyorum ki biraz yanılmış. Allah Teala hepimizi hatadan özellikle dini konularda yanlış fetva nakletmekten muhafaza alıyoruz. Amin. Acaba şundan mı karıştırdılar hocam? Şafii'ül mezhep olanlar. Yok, Şafii'yi hani de. Bir sene hem, gelmeden ha, kaza edemezlerse ertesi hem sene kaza eder, hem kaza hem fidye hem olayı de fidye vardı. Verir. Bu ayrı bir şey. Şafii'ler birinci oruç geçtikten sonra hala kaza etmemiş ise hem kaza edecek hem de fidye verecektir diyor. Bak kaza var yine. Yine kaza var. Dolayısıyla belki bununla kaza değil de sadece fidye verecektir sözü hiçbir İslam aliminin söylemediği bir sözdür. Bundan şiddetle uzak dursun kardeşim. Mutlaka ya peş peşe veya aralıklarla uygun şekilde kaza etsin. Peki, teşekkür ederiz. Dilek Hanım'ın ikinci sorusu, vaktimiz de çok daralmış hocam, bir dakikamız var. Kardeşimle bana babamızdan bir arsa kaldı. İleride değerlenirse satacağız, birer daire alacağız dedi veya müteahhite vereceğiz. Zekatını vermemiz gerekir mi? Hayır, ticari maksatla değil, ev yapmak maksadıyla tuttuklarından dolayı bundan ötürü zekat vermelerine gerek yoktur. Peki, teşekkür ederiz. Bereketli bir programın sonuna geldik hocam sizinle. Müstefit olduk. Üzülmüyoruz, yarın da sizinle birlikte İnşallah. Olacağız Allah İnşallah. Nasip ederse. Bugünkü cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aziz dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın Allah nasip ederse yine sizinle birlikte olacağız. Bir dua alışkanlığı kazandık. Gelin hep birlikte dua edelim şu mübarek zaman dilimi içerisinde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şu çektiğimiz acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırız ve ondan rahmet ve mağfiret dileniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rüşür farz mıdır, vacip midir? Herhalde orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? Şafii mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.